5. sınıf matematikte hangi konular var? Matematik zor mu hocam? Hayır, zor değil. Aslında anlaşılınca çok basit bir ders. Şimdi 5. sınıf matematikte toplamda 12 tane konu başlığımız var. Fazla gibi gelebilir ama hiç endişe etmeye gerek yok. Zaten bildiğimiz konular... Fazla değil hocam, çok fazla. Bildiğimiz konuların devamı. Doğal sayılar, doğal sayılarla işlemler. İkisi aslında aynı. Kesirler, kesirlerle işlemler. Ondalık gösterim, hatta yüzdeler de bunların hepsi aslında bir bütün oluşturuyor. Aynı zamanda temel geometrik kavramları ve cisimler, üçgenler, dörtgenler aslında geometrinin parçaları, veri işleme, uzunluk ve zaman ölçme, alan ölçme, bunlar da bir bütünün parçaları ve geometrik cisimler olmak üzere toplam 12 tane konu başlığımız var. Ve bu konular aslında eskiden öğrendiklerimize bağlantılı. Mesela doğal sayılar ve işlemleri konusunda biz milyonlu sayıları göreceğiz bu sene Tomuç Evladım Bey. Millions of numbers. Aynen, millions of. Milyonlu sayıları karşılaştırmayı, örüntüleri toplama çıkarmayı, zihinden toplama çıkarmayı ve benzeri bunların hepsini beraber öğreneceğiz ve dört işlem problemleriyle de parantezli işlemlerde işlem sırasıyla ve benzeri bu konuyu tamamlayacağız. Ve bu konu aslında bizim eskiden öğrendiğimiz 1., 2., 3., 4. sınıfta öğrendiklerimizle çok bağlantılı. İşte 1. sınıfta 1'den 20'ye kadar sayılar öğrendik. Sonra 1'den 100'e kadar. Sonra en çok 3 basamak kadar. Ondan sonra da 10.000'e kadar olsa şimdi artık geldik milyonlara. İşte milyonlu sayılar ve sonrasında doğal sayılarda işlemleri çok güzel bir şekilde tamamlayacağız. Aynı zamanda kesirler ve işlemlere baktığımız zaman aslında biz bu sene birim tam sayılı bileşik kesirler, denk ve kesirlerde sıralamayı göreceğiz. Kesirlerle hesaplamalara bakacağız. Ondan sonra da birazcık da ondalık sayılara geçeceğiz. O şimdi göstereceğim sana evladım. Toplama çıkarma var mı hocam kesirlerde? Aslında biz bunları görmüştük. Bak, ikinci sınıfta bütün yarım çeyrek kesirleri görmüştük. Aynı zamanda pay payda birim ve basit kesiri anlamaya çalışmıştık. Ve sonrası kesirler türleri, kesir türleri ve sıralama, en sonunda da toplama çıkarmaya bakmıştık. İşte burada aslında birazcık daha detaylarına yapacağız. Denk kesirler kavramını öğreneceğiz. Kesirlerle sıralama yapacağız. Kesirlerle hesaplamalara bakacağız. Ve şimdi de ondalık gösterim olarak hayatımızda ilk defa bir konu göreceğiz. Ve ondalık gösterimi de hangi konuya ihtiyacı yok biliyor musun? Aslında kesirlerin devamı bir şekilde yazılmış. Ondalık gösterimler ve basamak değerlerine bakacağız. Ondalık gösterimleri sayı doğrusuna göstermeye bakacağız. Aynı zamanda toplama çıkarmaya bakacağız. Ve en sonunda yüzdeler konusuyla devam edeceğiz bu konumuza. Bak, yüzdeler. Aynı ünitenin, hayır saçmalama lazım. Yüzde, mesela %50 indirim var. Bunun ne demek olduğunu anlayabilmen gerekiyor. İlk kez göreceğiz hayatımızda ve bu da yine kesirlerle bağlantılı. Hayatımız değişiyor. Bir çokluğun yüzdesi, mesela 100 liraya gömlek satıyorlar. %20 indirim yaptı. Kaç liraya olur? İşte bundan hesaplamalarını yapacağız. Ve temel geometrik kavramlar ve çizimler gerçekten geniş bir konu. Ama burada aslında eskiden öğrendiğimiz birçok konuyla işte birinci sınıfta üçgen, kare, dikdörtgen, çember. Sonra daire, küp, kare, dikdörtgen, üçgen, prizmalar, küre, silindir. Onları öğrendik. Sonrasında dörtgen, beşgen, altıgen, sekizgen, koni, bunları görmüştük. Sonrasında üçgen, dikdörtgen, kare özellikleri, küp açılımı görmüştük. İşte bunlarla bağlantılı olarak temel geometrik kavramlar ve çizimleri, doğru parçasını göreceğiz. Işını göreceğiz. Aynı zamanda iki noktanın birbirine göre durumları, açıları göreceğiz. Çokgenleri, üçgenleri, dörtgenleri, üçgenle dörtgenle açılara bakacağız. Yani bu konu birazcık geniş bir konu. Zaten üçgenler, dörtgenler de bu konunun devamı olacak şekilde göreceğimiz konulardan bir tanesi. Sonrasında da veri işlemeye geçeceğiz. Veri işlemede uzunluk, veri işlemenin devamı daha doğrusu tablo veriyi görmüştük. Sonra çetele tablosunu görmüştük, sıklı tablosunu görmüştük, ağaç şemasını görmüştük. Sonra 3. sınıfta grafik dönüşümlerine bakmıştık. Aslında her şeyi görmüşüz hocam. Daha görmemize bir gerek, bir şey kalmamış. Hayır, evet, sütun grafiği görmemiz. Ama şimdi artık bunların birazcık daha detaylarına bakacağız. Ve sonrasında uzunluk zaman ölçmeyi. Mesela işte metre, kilometre, hektometre, bunlar uzunluk ölçüleri. Zaman ölçüleri de gün, hafta, ay, saat, işte dakika, saniye, bunlara bakacağız. Birazcık daha detaylarına bakacağız tabii ki. Zaten bunları eski sınıflarda görmüştük. Bunların problemlerini bu sene işlemeye çalışacağız. Ve alanı ölçmeye bakacağız. Alanı ölçmeyi zaten kaplamayla alan bulma, birim kare ve kare ve dikdörtgeni daha önceden görmüştük 3 ve 4. sınıfta. Şimdi de birazcık daha metrekareler, hektometre kareler, bilmem dekametre kadar, dekar, ar, bilmem ne, bunların birazcık daha detaylarına bakacağız. Ve aynı zamanda geometrik cisimlerde bu konuyu artık seneyi bitireceğiz. O yüzden yavaşladım. Artık yani öğreneceklerimiz. Mutlu sona yaklaşıyoruz. Evet, gerçekten tamamlıyoruz. Yani bunu artık sona geliyoruz. Geometrik cisimlerde bu sene geometrik cisimlerde dikdörtgen prizmasını öğreneceğiz genel olarak. Dikdörtgen prizması gerçekten çok temel bir konu. Ve 2. ve 3. sınıfta gördüğümüz küp, kare, dikdörtgen, üçgen, prizma, küre ve silindirle bağlantılı. Aynı zamanda 3. sınıfta da gördüğümüz prizmaların ayrıt ve köşe yüzleriyle bağlantılı bir konu. Burada birazcık daha detaylı hesaplamalara da girerekten, açılımlarına birazcık bakaraktan bu konuyu tamamlayacağız. Ve 5. sınıfı mükemmel bir şekilde tamamlayacağız. Matematiği halledeceğiz mi ve hocam? Ve matematik senin için çok kolay olacak. Onun için de şimdiden sana söylemek istiyorum. 0'dan 5'e tüm
dersler, konu anlatımı, soru bankasıyla bütün konuları şimdiden çalışabilirsin. Hatta böyle güzel görsellerle de dikkat ettiysen işte solda konu, sağda soruyla bütün konuları tamamlayabilirsin diyoruz. Ve şimdiden sana derslerinde başarılar diyorum. Ve ödüllü sorumuzu yap. Kanalımız bu arada hayırlı olsun. Abone olmayı unutma. Ve bizi takip et. 5. sınıf kanalı bomba gibi başladı ve bomba gibi devam edecek. Hadi ben bakalım. De yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum seni.